sevgili izleyiciler, yeni bir gün başlıyor. Evet, gazete başlıklarında Fransa saldırısını gördük. Yoğunluklu olarak sevgili izleyiciler, yetiştirebilen gazeteler, baskıya yetiştirebilen gazeteler diye ifade edelim. Gece 23.30 sıralarında Fransa'da 14 Temmuz kutlamaları yapılırken bir saldırı gerçekleşti. Tunus asıllı olduğu ifade ediliyor saldırganın. IŞİD üzerinde duruluyor ve bir kamyonla, bu kez kalabalığın arasına daldı bir kamyon ve o anda çatışma olduğu da gelen bilgiler arasında, aktarılan bilgiler arasında ölü sayısının 84'e yükseldiği, 100'den fazla yaralı olduğu, 42'sinin de ağır yaralı olduğu verilen bilgiler, yine Fransa'dan gelen yetkililerin açıklamalarıyla elde edilen bilgiler, veriler. Konuğumuz Abdullah Ağar, araştırmacı yazar, IŞİD üzerine çalışmalarıyla biliyorsunuz zaman zaman uzmanlığına başvuruyoruz kendisine. Biz aslında Türkiye'deki IŞİD varlığı üzerine bir değerlendirme yapmak üzere sözleşmiştik dün. Fakat Fransa'daki saldırı bize küresel boyutunu işin gündeme getirmeyi, acil olarak gündeme getirmeyi gerektiriyor. Şimdi Fransa'da ikinci saldırı. Fransa konsolosluklarını kapattı, elçiliğini kapattı. Türkiye'de bir saldırı bekliyordu belli ki. Değil mi? Öyle mi anlayalım? Aslında sadece Türkiye'de değil, belli ki pek çok yerde bununla ilgili saldırı bekliyordu. Ama kendisi açısından çok önemli olan bugünü, Bastil gününü, kendisinin güçlü olduğu, yani güvenliğini kendisinin tesis edeceği alanlarda yapmayı tercih etti. Çünkü bunu yapmasa bu sefer terör örgütünün ekmeğine başka türlü yağ sürmüş olacaktı. Diplomatik misyonlarındaki tehdidi de bir şekilde ortadan kaldırmak adına bunları iptal etti. Ama sadece Türkiye'de değil mi bu durumda, yani iptal etmesi? Yani bunu araştırmak gerek, ama sonuçta tehdidin ürediği nereler varsa, yani onunla ilgili nasıl bir duyum varsa, hı hı, mutlaka onunla ilgili bir tedbir aldı. Bir alarm durumundayken ama, evet. Nis'te niye Nis sizce? Yani bu aslında örgütün eylem yapabilirlik kapasitesiyle, yani eylemi örgütün seçiciliğiyle ilgili olan bir şey. Yani sonuçta örgüt eylemi yapması için gerekli potansiyeli orada barındırıyorsa ve onunla ilgili gerekli hazırlığı orada yapabiliyorsa, orada bu eylemi gerçekleştirmiş olması kendi içerisinde normal gözüküyor. Ama sadece eylemin burada yapılacağına dair bir veri sunmuyor bu. Belki başka yerlerde de eylem denediler, eylem yapmayı düşündüler ama sonuçta orada gerçekleştirmeyi başardılar. Yani belki başka yerde olacaktı ama alınan güvenlik tedbirleri veya önleyici tedbirler, istihbarat bunlara engel oldu. Ama burada sızdı ve bunu gerçekleştirdi, başardı. Yani bu açıdan anlam taşıyor. Bir diğer tarafıyla da Fransa'nın demografik yapısı içerisinde var olan, özellikle onların Marok diye ifade etmiş olduğu, tanımlamış oldukları ve Kuzey Afrika'dan, Kuzey Afrika ağırlıklı olmak üzere Afrika'dan gelen siyahi Müslümanların oradaki varlığı, o varlıkla beraber yaşamış oldukları, yani Fransızın asli unsuru, Fransızlardan daha farklı olan yaşam tarzları, yani bu hani çok büyük bir problem aslında. Hı hı. Ötekileştirme ne yazık ki marjinalleşmeyi, marjinalleşme ne yazık ki radikalleşmeyi, radikalleşme de ne yazık ki terörü doğuruyor. Yani terör kararlı üreten insanları, teröristleri doğuruyor. Böyle bir gerçek Fransa açısından önemli. Bir diğer tarafıyla da şu özel bir cümle kurabiliriz Fransa ile ilgili. Yani eylemin sahadaki gerekçeleriyle ilgili konuşuyoruz tabii. Yani detaylandırmak gerekiyor. Özellikle Cezayir ile ilgili geçmişte Fransa'nın yaşamış olduğu, yani çok fazla bir zaman geçmedi biliyorsunuz. Yani 50 yıllık falan bir zaman dilimi var. Belki biraz daha fazla. Oradaki travma aslında işte istismar edici alanlardan bir tanesi. Yani o travmadan etkilenen veya o travmayı hala bir şekilde hafızasında taşıyan demografik yapıyı kullanmış olma ihtimali var bu Fransa açısından. Bir diğer tarafıyla da tabii şunu söylememiz gerekiyor Semra Hanım. Fransa'ya neden bu eylem, neden Fransa'ya yapılıyor? Bunu sahadan üreyen bazı gerekçeleri var. Yani 15 Aralık'ta Paris'te yapılan saldırıdan sonra Fransa çok sert bir kararla De Gaulle uçak gemisini, hı hı, Akdeniz'e gönderdi. Ve De Gaulle uçak gemisini IŞİD'le mücadele adı altında çok etkin bir şekilde kullandı. En başından beri koalisyonun içerisinde ve orada yine etkin olarak var. Bir diğer tarafıyla başta peşmergeler olmak üzere silah, mühimmat ve
askeri malzeme gönderdi o coğrafyaya. Ayn el-Arab da yani Kobani'de bir üs açtı yakın zamanda ve bu üste YPG ile işbirliği yaparak oraya göndermiş olduğu lejyonerleri üzerinden IŞİD'le bir mücadeleye girişti. Yani ve bir diğer tarafıyla da bir madde daha söylemek istiyorum unutmadan. Özellikle IŞİD'in canını çok yakan ve IŞİD'in zırhlı inisiyatifini akamete uğratan güdümlü tank savar füzelerinin menşei ülkelerden bir tanesi de Fransa. Yani Milan füzelerinden bahsediyorum. Milan füzeleri Fransız ve Alman ortak yapımı Fransa tarafından bölgeye gönderildi ve bu füzeler aslında IŞİD'in canını çok yaktı. Bunlar sahadan üreyen gerekçeler. Yani bu bahsetmiş olduklarım. Ama bence bunların çok daha fevkinde ve çok daha önemli olan bana sorarsanız temel Fransa'nın sorunu şu. Fransa IŞİD'i manipüle etme imkan kabiliyeti olan ve Fransa ile bir hesabı olan bir istihbarat operasyonuyla karşı karşıya kaldı benim kanaatimce. Nasıl, biraz daha açar mısın? Yani Cezayir'e falan uğrayacak, Afrika'daki köke uğrayacak bir şey mi var orada? Yani burada aslında bu küresel mücadelenin bir türevi olarak ortaya çıktı. IŞİD ve IŞİD'in manyağı üzerinden, o eylemi gerçekleştiren o manyak üzerinden bir saldırı yapıldı. Ama bu saldırı işte kim yaptırdı? Fransa'nın sorunu burada. Bunun cevabı aslında ya bu üst düzey bir istihbarat birikiminin ve verisinin konusu. Arkasından yani, başka bir şey çıkabilir yani, anlamında söylüyorsun. Arkasında bir şey var zaten. Çünkü Fransa bu, neden Fransa seçiliyor da diğer ülkeler seçilmiyor? Ya bu sorunun cevabını Fransa... Şimdi Almanya ve Fransa'nın ortak füzesinden söz ettiniz. Niye Almanya'da yok diyecek değiliz elbette, hiçbir yerde olmasın ama. Şimdi bence sorunun cevabı şurada. Fransa'nın stratejik anlamda. Ulusal anlamda ve küresel anlamda yaptıkları ve yapmadıklarıdır bence bu eylemin nedeni. Yani çünkü bugün coğrafyada, özellikle Orta Doğu coğrafyasında çok güçlü bir dizayn var. Çok güçlü bir güç ve kazanım kavgası var. Bu kavganın içerisinde Fransa ne yaptı veya Fransa ne yapmadı? Bu aslında bu saldırının arkasında bu sorunun ya verilecek doğru cevap bu saldırıyı tanımlayacak. Yani bu Orta Doğu'nun geleceği şekillenirken Fransa'nın yapmadıkları saldırıya uğramasının nedeni. Aslında sadece Orta Doğu'nun değil, bütün dünyanın geleceği şekilleniyor. Çünkü bu IŞİD iki ağzı kesen bir bıçağa dönüşmüş durumda Semra Hanım. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir tarafıyla Orta Doğu'nun dizaynına gerekçe üretirken, maske mazeret üretirken bir diğer keskin ağzıyla aslında bir medeniyetler savaşının gereğini yapıyor. Yani İslamofobi diye adlandırdık biz bunu. Bugün Batı dünyasındaki sıradan bir vatandaşa sorduğunuzda İslam nedir diye sorduğunuzda IŞİD'i tarif etmeye başladı. Bu IŞİD'in varlığının üretmiş olduğu sonuçlardan bir tanesi. Belki hesapsız sonuçlarından bir tanesi ama bana sorarsanız hesaplanmış sonuçlarından bir tanesi. Çünkü hem yani sonuçta büyük bir resim bakın, var yani. Bu tür mücadeleler sosyolojik mücadeleler matematik gibi hesaplanarak yapılır. Peki o zaman şöyle diyeceğiz. Mesela atıyorum, tamamıyla atıyorum biraz daha iyi anlayalım diye, analiz etmeye çalışalım diye. Yani diyelim ki Fransa Suriye'de bir hamle yapması isteniyor da, diyelim ki atıyorum yine asker göndermesi isteniyor da bunu yapmadığı için mi saldırıya maruz kalıyor olabilir, gibi olabilir, mesela. Olabilir. Yani örneklendirme açısından. Sadece örnek olsun diyor, öyle bir yani gerçeklik yok da. Veya birilerinin kendisinden yapmasını istediği ama kendi ulusal çıkarlarına uymadığı için ayar verilme durumu da olabilir. Ha, bir şeye zorlanma değil sadece. Ya, yani kendisi bir şey yapmış olabilir, birini fazlasıyla rahatsız etmiş olabilir. Onun karşılığı böyle bir cevap almış olabilir veya bir şey yapması istenmiştir kendisinden ve bunu yapmamıştır. Yapmadığı için cezalandırılıyor olabilir. Yani ve bu saldırı Fransa'nın Orta Doğu'daki ortaya koymuş olduğu siyaseti de derinden etkileyecektir. Yani bunu zaman içerisinde biz göreceğiz. Bugün belki Hollanda'nın yapmış olduğu açıklamalarda üstlerine gideceğiz, devam edeceğiz. Ama bu şekilde
tramvayla beraber kurulan cümle belki de Fransa'yı bir başka yönlendirmenin içerisine çekiyor. Çünkü bu tür saldırılardan sonra devletler kamusal baskıdan da kaynaklanan bir şekilde bir tepki üretmeye çalışıyorlar. Kendilerince bir intikam alma duygusu içerisine girmeye çalışıyor. Ama bu intikam alma duygusu aslında hani Aikido denilen bir spor var. Rakibinin gücünden, hızından, aklından ve ağırlığından faydalanarak, onu kullanarak rakibini alt etmeye çalışan bir spor felsefesi var bu Aikido'nun. Bunu benzer bir durumla böyle bir riskle de karşı karşıya kalmış olabilir Fransa. Yani burada bir mücadele var. Yani altını çizerek söylemek istiyorum. Bu mücadelede IŞİD'in kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz biz aslında. Bir, IŞİD bir araç. IŞİD ya yani bu aslında bu bir aparat savaşçısı. Aparat örgütü. Yani IŞİD ortaya çıktıktan sonra ortaya yapılan müdahalelere baktığınız zaman, Orta Doğu'ya yapılan müdahalelere baktığınız zaman aslında ne yapıldığını görebiliyorsunuz. Bu sadece aparatlardan bir tanesi ama. Hı hı. Yani bu kötü aparat. Bir de iyi huylu aparatlar var. Onlar üzerinden tavşana kaç, taziye tut veya hani... İyi hani, huyluyu hangisi olarak görelim? Yani biz görmeyelim lütfen. Çünkü biz hem iyi huylu gözükenle hem de kötü huylu gözükenle mutlaka ve mutlaka mücadele etmek zorundayız. Evet, yani PKK-PYD'yi mi kastediyorsunuz aynen. Onun için? Sadece yani. Ama aparatlar onlar değil. Bakın bugün biraz başa dönmemiz gerekiyor. 2003 işgalinden sonra Sünni Araplarla Şii Araplar, Sünni Araplarla Kürtler arasında yaşanan işgale destek verme ve vermeme üzerinden ortaya çıkan gerilim ve stres Irak'ta IŞİD'in yapmış olduğu doğrusal ve asimetrik eylemlerle beraber mezhepsel kökenli bir kırılmaya ve ardından mezhepsel kökenli bir iç savaşa dönüştü. Şunu o zaman açıkça ortaya koyalım. Bir kere bu konuyu Suriye özelinde de tutamıyoruz. Irak'ta var çünkü mevzubahis olan. Başka bölgelerde var. Bence biz bu konuyu konuşurken Irak üzerinden konuşmak zorundayız. Evet, Suriye bizi etkilemiş olduğu için biz Suriye'yi çok konuşuyoruz. Hı hı. Ama bu işin orijini Irak. Yani bu üst bölgesi bu, gibi mi görelim? Yani Irak'ı? Yani Irak. Kaynak. Irak o 2003 işgalinden sonra 3 milyon kaçkın, mülteci ortaya çıktı Irak'ta. Bunların 2 milyonu Suriye'ye gittiler. Hı hı. Bu Suriye'ye giden 2 milyon Bağızçı, Sunni ve aşiretsel bağlantıları olan yapı Suriye'nin Iraklaşmasında temel paydalardan bir tanesi. Yani Suriye İç Savaşı'ndaki temel paydalardan bir tanesi. Yani oradaki tabandaki, yereldeki paydalardan bir tanesi. Bir başka deyişle IŞİD'in bu kadar rahat ilerleyişinin de kaynağı mı? Öyle mi görelim? Tabii yani şimdi bugün IŞİD dediğimiz zaman IŞİD homojen bir örgüt değil ki. IŞİD'in sadece Irak'ta içerisinde 60'tan fazla Sünni kökenli, kimilerine göre silahlı, kimilerine göre radikal, kimilerine göre direniş, kimilerine göre de kökten dinci bir terör örgütleri var. Bununla beraber 30'dan fazla aşiret ve aşiret konfederasyonu var. Aslında IŞİD'in hani evet zaman içerisinde inisiyatifi ele geçirerek bunların hepsini tabiri caizse tam karşılar mı bilmiyorum ama yuttu. Bütün bu örgütleri kendisi de biat ettirdi. Aşiretleri kendisi de biat ettirdi. IŞİD bunlardan oluşan bileşik bir örgüt. Bu bileşik örgüt 2013 yılında Bağdadi'nin açıklamasıyla Jolani'yi yani şu an Nusra'nın başındaki Jolani'yi IŞİD adına Suriye'ye gönderdi. Ama ondan sonra kendi aralarında bir kırılma yaşadılar. Kaide ile IŞİD ayrıldı. Şimdi onlar Nusra olarak yollarına devam ediyorlar. Bunlar işte IŞİD olarak yollarına devam ediyorlar. Şimdi bu kırılma coğrafyayı derinden etkiledi. Ve bu derinden etkileyişin aslında kökenindeki temel payda bunların coğrafyada etkilemiş oldukları insanlardan almış oldukları kavramsal destek. Bakın bugün IŞİD'in evet %25 civarında toprak kaybı yaşadığı, terörist sayısında %25 civarında bir azalma olduğu ifade edilmekle birlikte IŞİD şu an hala 6 milyon kişiden vergi toplama imkanı ve kabiliyetine sahip. 6 milyon evet, toplayabiliyor. Tabii petrol geliri de var, yani, bu da konuşuldu. Petrol gelirleri var, işte kaçakçılık gelirleri var, şeyleri var, insanları kaçırıyor, onlardan fidyeler alıyor. Musul'u terk etmek istiyor insanlar, onlardan para topluyor. Yani gelir kaynakları aslında çeşitli. Ama bakın mesele gelir kaynağı değil. Şimdi hala IŞİD'e destek veren bir taban olduğu sürece, hı hı, o coğrafyada ve biz IŞİD'le
kavramsal bir mücadele, felsefi bir mücadele yapıp onun o kavramlar üzerinden toplumu hala altında tutmasını sağlayan o silahı elinden almadığımız sürece... Şimdi burada mesele o zaman Türkiye'de tehdit altında. Zaten açıktan tehdit ediyor işte Türkiye'yi ve şimdi, saldırılarını da görüyoruz. Şimdi bakın... Diyanete mi düşüyor görev? Şimdi, ne diyeceğiz yani? Bu diyanete düşmüyor bence. Bunun sorumluluğu bütün topluma ait. Yani şunu söylemek istiyorum. Konu oraya geldi. Aslında çözümü de kendi içerisinde barındırıyor. IŞİD'in panzehri nedir diye bir soru sorulduğu zaman benim verebileceğim tek bir cevap var. Gerçek İslam'ın insanların bilincinde, şuurunda, dimağında, aklında ve yüreğinde yer etmesidir. Eğer o alanları gerçek İslam doldurursa zaten sadece IŞİD değil, bütün istismar edilen, yani dini istismar edilen yapılar oralardan çıkacak ve etkisizleşecektir. Bir anlamda Vahabilik etkisinden mi çıkarmak yani, gerekiyor? Yani Vahabilik aslında IŞİD'in ideolojisini Vahabilik olarak tanımlamak yetmez. Çünkü IŞİD kendine özgü bir din anlayışı geliştirdi ve biz bunu aslında tekfirilik diyoruz. Yani IŞİD kendi yani zaman içerisinde değişik fetvalar da verebiliyor. Bu ortaya koymuş olduğu dinsel anlayışla kendisinden olmayan herkesi tekfir ediyor. Yani din dışı ilan ediyor ve onunla mücadele edeceğim diyor. Yani bunu tanımlarken bazı kavramlar kullanıyor. Tağut diyor, Rafizi diyor, Peşşeytan diyor, münafık diyor, ateist çeteler diyor ve kafir diyor. Bu şekilde tanımlamış olduğu kitleri yani inanç kavramlarıyla toplumu etkileyerek ve bununla ilgili çok ilginç bir şekilde haklılık paydası da üretmeye çalışarak toplumları ve dünya üzerindeki Müslüman camiye etkilemeye çalışıyor. Ve sonuçları aslında çok çok korkunç. Şu noktada çok korkunç. Dünya üzerinde yaşayan 1 milyar 700 milyonluk İslam camiasının %9'u işte sempati duyuyor. Bu 150 milyon gibi bir rakam demek. Bu 150 milyon rakamın yaşamış oldukları toplumlarda ötekileştirilmesiyle başlayan ve terörize olmasına doğru geçen o biraz önce bahsetmiş oldum. Yani ötekileştirme, marjinalleşme, radikalleşme ve terörize olma süreçlerinden etkilenen insanlar bir şekilde hani yalnız kurt veya hücre veya IŞİD tarafından bizzat yönetilen, sek ve idare edilen bir yapılanma olarak insanlığı tehdit ediyor. Bunun aslında Avrupa'daki ayağı bizim İslam coğrafyasındakinden daha üst seviyede. Sadece İngiltere'de IŞİD'e destek veren veya işte sempati duyan yani gençlerin içerisinde bu oran %20, %25'ler seviyesinde İngiltere'deki Müslüman gençlik bu şekilde böyle bir sempati oranı var orası içinde. Yani bunu Fransa'ya uyardığımız zaman yani Fransa'nın bu noktada tehdit olma yani bakın sahayla ilgili konuşuyoruz. Sahadaki gerekçeleriyle ilgili konuşuyoruz. Yoksa ben bunun sadece sahadan, terör örgütleri sahadan üreyen gerekçeleri kendi haklılıkları için bir ispat olarak kullanıyorlar. Yani biz işte böyle bir şeyle karşı karşıyayız. O yüzden buna eylem yapıyoruz. Ama IŞİD'in istihbarat serifleri tarafından değişikli seviyelerde manipüle edilen bir örgüt olduğunu öngörürsek, bir diğer tarafıyla üretmiş olduğu güç, potansiyel, akıl, hızla beraber bunların da tamamı kendi yani küre dizayn ediciler lehine kullanıldığında bu mahareti gösterdiklerini görürsek, görmeyi başarabilirsek aslında tehlikenin de ne kadar büyük ve insanlığı ve insanlığın geleceğinin nasıl tehdit etmiş olduğunu da rahatlıkla görebiliriz şimdi diye belki düşünüyorum. Belki Filistin'in oluşum süreci, İsrail'in oluşum süreci ve oradaki İslami coğrafyanın, İslam dünyasının hassasiyeti, Çeçenistan, Afganistan, sonra Irak, sonra daha önce Cezayir. Tüm bunlarla beraber bu Batı ve Doğu arasındaki çekişmeye kadar gidebilir ya da ötekileşme, ayrışmaya kadar bir gidebilir bütün bunlar. Aslında. Bence... Peygamberimizden hemen sonraki sürece bakmak gerekiyor. Gadruyum olayından başlayıp Cemel vakası, Sıffın savaşı ve Kerbela aslında bu coğrafyadaki bu mezhepsel kırılmanın temel nedeni aslında ve bu temel neden son dönemde Irak'ta bu fayatların alevlenmesiyle beraber IŞİD ortaya çıktı. Yani IŞİD aslında mezhepsel kırılma üzerinden ortaya çıktı. Ve bu yapıyı bir şekilde hani
komple teorisi üretmemeye çalışarak yaşanan gözüken tarafıyla Batı dünyasının coğrafyaya müdahale etmesine ve coğrafyayı yeniden dizayn etmesine sebebiyet verdi. Şimdi Türkiye bu anlamda ciddi bir tehdit altında mı? Çünkü kaygı verici, Türkiye'de saldırılara maruz kalıyor ama sonuçta Irak komşu, Suriye komşu, BOP anlatılıyor işte, üçüncü parça Türkiye deniliyor. Tüm bunlarla beraber bakacak olursak, sizin de vaktiniz sınırlı, o yüzden bir de bu geleceğe bakalım ve ne yapmak gerektiğini konuşalım isterim. Semra Hanım, askeri terminolojide ara hedef, ara hedefler ve asıl hedef tanımlaması vardır. Irak ve Suriye ara hedeftir. Asıl hedef Türkiye'dir. O zaman çok vahim. Bunun bilincinde olduğunu düşünmüyorum ve Türkiye'de Türkiye'yi yönetenlerin. Yani şunu söylemek istiyorum. Buradaki bilinçle ilgili temel eleştiriyi aslında topluma yapıyor olmamız gerekiyor. Çünkü hedef o. Bakın, bugün IŞİD ya da PKK yapmış olduğu eylemlerle sadece eylemden üreyen sonuçlarda yetinmiyor. Bugün gerek IŞİD, gerek PKK, özellikle metropollerde yapmış oldukları eylemlerle toplumların aklını, bilincini, vicdanını hedef alıp oralardan toplumları istedikleri kıvama getirmeye çalışıyorlar. Evet, birileri yani öldüğünde ama diyor çünkü şunu insanlar yapıyor, değil mi? Şunu yapıyor, şunu yapıyor. Hani ismini koyarak söylememiz gerekiyor. Öncelikle toplumların devletlerine ve güvenlik kuvvetlerine karşı inançsızlık ve güvensizlik üretmeye çalışıyor. Bir de diğer tarafıyla yapmış oldukları doğrusal ve asimetrik eylemlerle toplumlarda var olan bizim Türk toplumu için zengin çeşitlilik diye ifade etmiş olduğumuz o çeşitliliği, aralardaki o fay hatlarını derinleştirip onların içerisinde tabiri caizse petrol doldurup o petrolü zaman içerisinde yakmayı ve o yangın üzerinde o fay hatlarını kanla doldurmaya çalışıyor. Hı hı. Yani bu noktada Türk toplumuna düşen temel vazife, ne kadar farklı düşünürse düşünsün, ne kadar farklı inanırsa inansın, ne kadar eleştirirse eleştirsin, devletine, milletine, askerine, siviline, herkesin aynı güçte sarılıyor olması lazım. Yani bugün Millet yurttaşlığının buluşturuculuğunda buluşmak gerekiyor. Bir başka bir şey daha söyleyeceğim burada yeri gelmişken. Hani IŞİD'in çözümü nerededir diye bir soru sordunuz. IŞİD'in çözümü aslında Türkiye'de. Bunun çözümünü Mustafa Kemal Atatürk aslında öğretti. Çünkü o da yaşadı bu sorunun bir sorunu, belki çok daha büyüğünü yaşadı. O sorunu çözdü. Ve devletin omurgasına yerleştirmiş olduğu o seküler ruh, seküler felsefe aslında bu işin çözümü. Ama bu çözümü ortaya koyarken bugün çok ciddi anlamda bir inanç istismarıyla karşı karşıya İslam coğrafyası. O istismarın ortadan kalkması için gerçek anlamda inancın temel kaynağı olan Kur'an'ın devreye girmesi gerekiyor. Sadece okunmaktan bahsetmeyeceğim. Kur'an'ın mutlaka okunması, anlaşılması, üzerinde düşünülmesi, tefekkür edilmesi ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu yapıldığı takdirde İslam olduğunu iddia eden toplumlar bunu başarabildiği takdirde istismardan kurtulacaklar. Bu yapılamadığı sürece, hani adı canlı put diye ifade etmiş olduğumuz inancı istismar eden ve kendi menfaatleri doğrultusunda çalışan yapıların din adına kendilerine dayattığı öğretilere tabi olup birbirlerine düşmanlık edecekler. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani 1 milyar 700 milyon Müslümandan bahsettik. Biz 1 milyar 700 milyon çiçekten oluşan Allah'a ait bir bahçeyiz. Birbirimizden tamamıyla farklıyız ama birbirimize olağanüstü bir uyumla salınıp duruyoruz, yaşıyoruz. Ama hani o inancı istismar eden, yani Kur'an'ı gözüküp veya İslam'ı gözüküp ama Kur'an'la, İslam'la uzaktan yakın alakası olmayan o yapılar gece kondularını kurdular ilk önce bu 1 milyar 700 milyon çiçeğin üzerine. Sonra buraya mevzilerini kurdular, makinalı tüfeklerini yerleştirdiler ve birbirlerini ateş etmeye başladılar. Bugün İslam dünyası burada ne yazık ki kesin bir mağlubiyet yaşıyor. Hı hı. Yani şunu söylemek istiyorum, etkili bir cümle olduğuna inandığım için. Bugün İslam olduğunu iddia eden toplumlar, kişiler ve devletler birbirleri cihat ilan etmiş durumdalar. Birbirleri cihat ilan eden bu kitleler birbirlerini öldürdükçe ölenler kendilerini şehit ilan ediyorlar. Böyle bir şey yok İslam'da. İslam'ın ruhunda da böyle bir şey yok. İslam'ın hiçbir uygulamasında böyle bir şey yok. Bu bizim
inandığımızı iddia ettiğimiz o medeniyetin, o son çıkışın, son medeniyetin, yani insanlığa doğru Allah'a ait olan son vaazın bizim tarafımızdan yanlış anlaşıldığının ve bu yanlış anlaşılmanın bizi bir mağlubiyete götürdüğünün bir ispatı aslında. Gayet yani açık. Bu noktada Batı dünyasının yapmış olduğu müdahaleleri de açıkça söyleyeyim. Kesinlikle şaşırmıyorum. Ve kendileri adına, kendi medeniyetleri adına, kendi ülkelerinin bekası ve refahı adına bu hamleyi doğru olarak yapıyorlar. Ve bu hamle ne yazık ki bu coğrafya çanak tutuyor. Bu coğrafyadaki insanların birbirlerine düşmeleri tutuyor. Birbirleri arasındaki üretmiş oldukları düşmanlıkları tutuyor. Edilgen değil, gayet etken bir durum. Bunların manipüle ettikleri zaman zaten onlar açısından problem çözülmüş oluyor. Gayet açık bir reçete sundunuz. Aslında ilacı gösterdiniz bize. Abdullah Ağar, sizi uğurlayacağız. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından Onur Öğmen'le devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Ama Abdullah Ağar'ın ifadelerinde çok net bir şey var. Asıl hedef Türkiye ama asıl çare de Türkiye'de diye. Mustafa Kemal Atatürk'ün oluşturduğu Türkiye Cumhuriyeti mayası bu sorunu da çözer. Bu bataklığı da kurutur. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak buluşabilelim. Mevzuyu biz hallederiz. Gayet açık ifade ediyorsunuz. Karamsar olmaya gerek yok diyerek bağlayalım sevgili izleyiciler. Evet, tedirgin edici şeyler yaşanıyor. Bütün dünyada, yani Türkiye'de bunun, olduğu gibi. Bu, özür dilerim, sözünüzü kestim. Bu IŞİD belasının çözümü Batı dünyasının buraya müdahalesi değil. Bu müdahale aslında IŞİD'i güçlendiriyor. IŞİD'in bütün coğrafyaya dağılmasına sebebiyet veriyor ve geleceğe düşmanlık tohumları üzerinden yerleşmesine sebebiyet veriyor. Bugün ölen bir tane, Amerika'nın öldürmüş olduğu bir tane IŞİD'i geleceğe 10 tane IŞİD'i yerleştiriyor şu an. Evet. Sonuçta geçmişe baktığımız zaman hep diyoruz Çeçenistan, Afganistan, Irak, Suriye devam ediyor farkındaysanız. Çözüm o değil. Başka bir çözüm oluşturmak lazım. Bu çözümün ilacı da Türkiye'de dedi Abdullah Ağar. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası devam edeceğiz Onur Öğmen'le. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Evet sevgili izleyiciler, yeni terör saldırısı Fransa'dan. Fransa'da 84 kişinin yaşamını yitirdiği kamyonun 14 Temmuz kutlamaları sırasında caddeye girerek, insanların yoğun bulunduğu caddeye girerek kamyonun yarattığı bir saldırıyla insanların yaşamını yitirdiği, 42 kişinin ağır yaralı olduğu gelen bilgiler arasında dedik, özetleri veriyoruz. Neden Fransa, neden IŞİD'in varlığı engellenemiyor, IŞİD'le mücadele ediyor koalisyon güçleri nihayetinde diye son bilgileri almıştır diye tahmin ederek Onur Bey'e de günaydın diyelim. Onur Öğmen bizlerle birlikte. Merhaba. İyi günler efendim. Çok teşekkür ederiz. Hani Fransa ile irtibatınız olmuştur herhalde. Oradaki son durumu, hani ne tür bilgiler edinebildiniz, paylaşır mısınız? Asıl mesele niye, nasıl sorularına yanıt bulmak olduğu için oraya da gelelim sonra. Tabii. Yani en son bilgiler şöyle. Bendeki bilgilere göre en son gelişmeler şöyle. Dün akşam işte 14 Temmuz Milli Günü vesilesiyle yapılan kutlamalar sırasında içinde patlayıcılar da olan bir kamyon Nice'in Plomet-Mezanglaise denilen kordon boyunda 2 kilometre boyunca halkı ezerek, halkın üzerinden geçerek bir terör eylemi yapılır. Şimdi bu eylemi yapanın Tunus asıllı bir Fransız vatandaşı olduğu yolunda bilgiler var. Fakat bu konunun ayrıntıları henüz daha fazla ortaya çıkmadı. 84 kişinin öldüğü anlaşılıyor. Siz de ilan ediyorsunuz şu ana kadar. Ama daha çok sayıda ağır yaralı var. Yani bu sayının artması da söz konusu. Şimdi bunun ilginç tarafı şu. Terör örgütleri daima böyle patlayıcılarla, silahlarla eylem yaparken şimdi bakıyoruz bir kamyonla aynı derecede, hatta daha da fazla sivil insanı öldürecek eylemde de bulunabiliyorlar. Yani bomba patlamadan bir kamyonla bu şekilde dehşet saçabiliyorlar. Evet, şimdi bu tarzlar da patlasa çok daha vahim bir durum ortaya çıkacaktı. Fakat bu bombaların niteliği konusunda da farklı şeyler var. Fransız televizyonlarında bilgiler var. Bazıları yani bu bombaların aslında patlayabilecek cinsten olmadığını da söylüyorlar. Bu gerçekler anlaşılacak birkaç saat içinde. Şimdi Fransız hükümeti işte 3 ay uzakta olan işte durumu bildiğiniz gibi Fransız İçişleri Bakanı savaş halindeydi. Ve Fransız Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya işte İslami terörü hedef gösterdi.
Ve genel tablo bu. Dünyadan tepkiler var filan, bildiğiniz gelişmeler. Şimdi bunun can alıcı tarafları şunlar. Bir taktik değişikliğine gittiği görülüyor, gidebileceği görülüyor terör örgütünün. Demin de söylediğimiz gibi yani hava alanlarında yapılacak eylemlerin dışında veya hem silahla, bombayla toplu yerlere yapılacak eylemlerin dışında bu gibi eylemlere de başvurabilirler. Bunları önlemek daha da zor. Fakat burada şu çıkıyor ortaya, yani yabancı uzmanlar da, yabancı televizyonlarda bunu söylüyorlar. Ciddi bir istihbarat boşluğu var, açığı var belli Fransa'da. Güvenlik güçlerinin bir eksikliği olduğu söyleniyor. Yani çok büyük bir kalabalığın olduğu ve tehdidin de bulunduğu bir ülkede, bir şehirde, en kalabalık caddede 2 kilometre gidebiliyor bir kamyon ve 2 kilometre sonra ancak durdurulabiliyor. Çok uzun yani bir mesafe. Bunun da ciddi bir güvenlik zaafı olduğu söyleniyor. Yani çok uzun bir mesafe. Fransa'da üstelik alarmdaydı. Türkiye'deki konsolosluklarında töreni iptal etti, elçiliği kapattı. Yani bir alarm durumu da vardı. Ve de bu ikinci saldırı, Fransa'da olağanüstü hal yaşanıyordu o saldırıdan sonra. Evet, evet. Yani ben biliyorum Nice havaalanında mesela gittiğiniz zaman geliyorsunuz, ellerinde işte ağır silahlar olan polisler, askerler devamlı devreye gezer. Yani Nice'de önemli tedbirlerin alındığı bir şehir olarak biliniyor. Fakat öyle anlaşılıyor ki burada gerçek bir güvenlik ve istihbarat zaafı var. Bu kadar çok insanın toplandığı bir yerde alınmış olan güvenlik tedbirlerinin daha etkili olması beklenirdi. Yani başarılı bir sınav veremedi doğrusu Fransa. Onu be, bir yandan da bütün dünya hani IŞİD olduğu ifade ediliyor. Bütün dünya demeyelim de hani büyük devletler sonuçta bölgemizde IŞİD'e karşı bir mücadele sergiliyorlar. Bir koalisyon söz konusu IŞİD'le mücadelede. Şimdi teröre karşı daha doğrusu daha farklı bir şey mi yapmaları gerekiyor? Yani bunun da bir çare olmadığı anlaşılıyor çünkü, değil mi? Esas mesele o. Şimdi IŞİD işlemedi Silvaki ama bütün göstergeler IŞİD'i gösteriyor. Şimdi burada esas mesele budur. Yani uluslararası toplum terörle mücadelede hala daha gerçek bir işbirliğine giderek. Samimiyet yani, eksik bana sanki. Bana saldıran terör kötü terördür. Herkes benimle birlikte olsun, o terörü önleyelim. Ama bana değil de başkasına saldıran terör o kadar da tehlikeli değildir. Onları biz göz ardı edebiliriz. Hatta eğer o terör örgütleri bizim işimize yarayan eylemler yapıyorlarsa onları himaye edebiliriz, destekleyebiliriz. Yaklaşım bu. Şimdi uluslararası toplum bu yaklaşımdan vazgeçmedikçe terörü önlemek mümkün değil. Şimdi en son gelişmeye bakın siz. NATO zirvesinde bir karar alınıyor. Efendim AWACS istihbarat uçakları, uyarı uçakları uçurulacakmış Türkiye, Suriye, Irak hududunda. Bu IŞİD'le mücadele için. Diyemiyor ki o bölgedeki bütün terör örgütleriyle mücadele için istihbarat toplayacak bu uçaklar. Böyle bir karar yok. Yani IŞİD'i görürse o istihbaratı toplayacak, PKK'yı görürse toplamayacak gibi bir sonuç çıkıyor. Yani bu tabii işin eksik tarafı, işin yanlış tarafı burası. Bakın şimdi şuna bakın siz, yani şu son gelişmeye bakın. İşte bu Ermeni soykırım tasarısını çıkarttığı için Alman parlamentosu ona tepki olarak Türkiye, Alman milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaretine izin vermiş. Ama Alman askerleri de git diyemiyor değil mi? Alman Savunma Bakanı diyor ki meclise diyor bir öneri sunacağız diyor. Eğer Türkiye hakikaten müsaade etmezse milletvekillerine AWACS uçaklarını uçurmayacağız diyor. Yani siyasi bir gerekçeyi terörle mücadele, daha doğrusu terörle mücadeleyi siyasi bir taviz almaya bağlıyor Türkiye'den. Yani kayıtsız şartsız terörle mücadele için işbirliği yapacağız anlayışı yok. Yani sen benim istediğimi yapmazsan ben de terörle mücadelede sana yardımcı olmam. Mesaj bu. Evet. Yani dehşet verici. Bir de bu olay olduğu sırada Fransa'da unutmayın ki Avrupa Parlamentosu'nun duvarlarında bir terör örgütünün sergisi açılıyor. Bir terör örgütüne Avrupa Parlamentosu binasında sergi açma izni veriliyor. Kısa bir süre önce PKK teröristlerinin çadır kurmasına izin veriliyor. Brüksel'de. Yani bunlar olacak şeyler değil. Evet, teröre yani karşı mücadelede bu kadar büyük bir zaaf için uluslararası toplum ortak bir tavır alınamadığı sürece de bu sorun çözülmez mi diyelim Sayın Öğmen, süremizde gayet sınırlı. Gayet tabii, bakın şunu size söyleyeyim. Şimdi siz Türkiye yönelik terörün merkezinin neresi olduğu belli, Kuzey Irak'ta değil mi? Şimdi Kuzey Irak'tan PKK'nın tasfiyesi için siz büyük devletlerden bir çağrı duydunuz mu? Irak hükümetine yönelik, Barzani'ye yönelik herhangi bir çağrı var mı?
veya Türkiye'nin Kuzey Irak'tan PKK'yı tasfiye etmesi için bir teşvik var mı? Yok. Bir şey daha size söyleyeyim. Türkiye'de bir eylem olduğu zaman hemen bildiri yayınlıyorlar vatandaşlarına. Aman Türkiye'ye gittiğinde orada terör var. Siz Fransa'da bu eylemden sonra böyle bir çağrı yapılacağına inanıyor musunuz? Ya. Kaç ülke yapacak? Aman sakın Fransa'ya gitmeyin, orada tehdit var diye vatandaşların. Bu çifte standart. Yani evet, bu çifte standartları bırakmadan çifte da çözüme ulaşamayız. Çifte zaman başarı şansınız olmaz. Çok teşekkür yani ediyoruz. Türkiye'de yapılacak çok şey var Türkiye'de, hı hı. Ama bizim siyasetçilerin işin bu yönünü zannediyorum ki uluslararası toplumun dikkatini daha etkili bir şekilde getirmelerinde fayda var. Evet, çok teşekkür ediyoruz her zamanki ben gibi yol göstericiliğiniz ve analizleriniz için Onur Öymen. Geçmiş olsun diyelim Fransa'ya da bir kez daha. Evet sevgili izleyiciler, bugünlük de bu kadar diyoruz. Hatta bu haftalık bu kadar diyoruz. Evet, bugün Cuma, haftanın son iş günündeyiz. Maalesef bir terör saldırısıyla dünyadan gelen, Fransa'dan gelen haberle sarsıldık. Dileriz ki pazartesi günü güzel bir haftaya, güzel bir güne başlayalım. Bu haberlerle değil, daha insanlığı kıvançlandıran, geleceğimizle ilgili heyecan veren güzel haberlerle başlayalım isteriz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.